Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli öğrencilerimiz, 4. kitap 11. ünite El-Vahdatul Hadi Aşer ve bu ünitenin Fehmül Mesmu dediğimiz istima metni. El-Kismil Evvel 1. bölümü istima metnin. Tufeyl ibn Amr el-Dawsi. Bu bir özel isim tabi. Tufeyl ibn Amr el-Dawsi. Bir kişi. Kâne Tufeyl ibn Amr el-Dawsi racülen. Bakın, kâne racülen. Bir adam idi. Nasıl adam? Şerifin, saygın bir adamdı. Şairan. Bir de şair bir adamdı. Artı lebiben. Lebiben, zekiyen eş anlamı arkadaşlar. Bu lübbun, beyin demek. Lebib, zeki, beyinli yani. Türkçedeki lob buradan geliyor mu emin değilim. Haddese ennehu, haddese anlattı. Ennehu kadime Mekke'te, ce'e Mekke'te, Mekke'ye geldi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biha, biha yani fiha, orada. Peygamber Efendimiz oradaydı. Yani aslında hal cümlesi ya, kadime Mekke'te ve Resulü biha. Orada olduğu halde Mekke'ye geldi. Peygamber Efendimiz Mekke'de olduğu halde o Mekke'ye geldi. Fe meşâ ileyhi ricalun. Ona ce'e ileyhi ricalun ya da zehebe ileyhi, bu ikisi de olur. Ona meşe yürümek biliyorsunuz da, ona ricalun min Kureyş. Kureyş'ten bazı adamlar geldiler. Niye bazı adam diyorum? Rical nekre kullanmış zaten. Bir kısım adam geldi. Fekalu, dediler ki lehu ona, ya Tufeyl inneke kadimte ci'te yani biladene, ülkemize geldin. Ve hezer racul ellezi beyne azhurine, beyne azhurine beyne ne demek arkadaşlar? Yani aramızdaki bu adam kad a'vala bine, bizi çileden çıkardı. E'adale bine aslında e'cezene diye, yani bizi çaresiz bıraktı. Vakat ferraka cemaatine, birliğimizi, cemaatimizi, birliğimizi ferraka, dağıttı. Ve şettete emrana, ferraka ile şettete eş anlamdır. Yani birliği bozmak. Yani işlerimizi de bozdu. Ve inneme kavluhu kessihir. Yani aslında bu inne ve meden oluşuyor biliyorsunuz. Yani kavluhu essihir gibi anlayın. Sözü sihir gibidir. Yuferriku beyne raculi ve beyne ebihi. Adamla babasının arasını ayırıyor. Ferraka yuferriku, yani buradaki gibi aynı anlam. Ayırmak birbirinden. Orada dağıtmak dediysek de ayırmak anlamındaydı. Ve beyne racülü ve beyne ahihi, adamla kardeşin arasını ayırıyor. Ve beyne racülü ve beyne zavceti, eşiyle kocasının arasını ayırıyor. Ve inne nehşe aleyk, biz senin için korkuyoruz. Ve ala kavmik, kavmin için de korkuyoruz. Ma kad dehele aleyne, bize dahil olan, bize gelen bu şeylerden dolayı sizin için korkuyoruz. Buradaki me'ye ne anlam veririz? Ellezi anlam veririz. Eşşey ellezi kaddekale aleyne. Bizim aramıza dahil olan şeyden sizin için de korkuyoruz. Fela tükellimenne. Şurayı bir sileyim. Fela tükellimenne, kesinlikle konuşma. Şu şedde var ya arkadaşlar, bu kesinlikle anlamına geliyor. Ve la tesma'anne, ve yine kesinlikle dinleme. Minhu, ondan bir şey. Kal. Dedi ki, fevallahi mâ zâlu bi. Bana bunu anlatmaya devam ettiler. Mâ zâle devam etmek ya, yani bana bu söylemeye devam ettiler. Hatta ecma'tu, ta bu ecma'tu'yu siz karartu gibi düşünün, karar verdim. Yani bu bizim aslında Türkçe'de bazen kullanır. Yani toparlandım ki şöyle bir şey yapayım. Yani hani böyle bir ifade tarzı. Yani fikrimi, zihnimi toparladım ki anlamına. Ecma'tu, ama siz yine karartu deyin, kurtulun kısaca. En la'dir bu. Ella yazıyor. En la'dir ki
en la esma, dinlemeyeyim minhu şeyen, ondan bir şey, ve la ukellimehu, ve yine onunla konuşmayayım, hatta o kadar ki haşautu, bu hattayı Türkçedeki hatta gibi de düşünseniz problem yok, hatta haşautu, doldurdum, fi uzuneyye, iki kulağıma koydum, yani iki kulağımı doldurdum, kutnen, pamuk kulağı doldurdum. Hine gadautu ilel mescidi. Gada yagdu, erkenden bir yere gitmek. Zehebtu fis sabahil bakir. Erkenden mescide gittiğim zaman, hine. Khaufen min en yeblugani şeyun min kavlihi. Onun sözünden bir şeyin bana yeblugani ulaşmasından korktuğum için, khaufen mef'ulun li'ecli, korktuğum için. Ve ene la uridu en esma'ahu, ve ben onu dinlemek istemiyordum. İstemediğim halde, öyle diyelim de, hal cümlesi ya bu. Onu dinlemek istemediğim halde, ona sözlerden bir şey bana ulaşmasından korktuğum için, erkenden mescide gittiğimde iki kulağımı da pamukla doldurdum. Anlaşıldı umarım. Kale fegadavtu ilel mescid. Erkenden mescide gittim. Feize Resulullah. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaimun, ayakta. Yusalli, namaz kılıyor. İndel Kabe. Kabe'de ayakta namaz kılıyor. Fekumt minhu kariben. Bu aslında citu minhu denilebilir. Onun ya minhu kariben, ona yakın bir yerde kumtu, durdum. Bu kame fiili ayağa kalkmak, ama bazen de vakafe anlamına şey yapabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Vakafe de öyle, ayağa kalkmak anlamı var ama durma anlamında kullanılabiliyor. Fe eballahu illa en yusmi'ani ba'de kavlihi. Şimdi bu ifade ebe, kabul etmemek anlamına geliyor. Allah kabul etmedi. İlla ki duyayım. Yani bu iki olumsuz, ebe olumsuz bir cümle. İlla olumsuz. İki olumsuz birbirini nakz ediyor arkadaşlar. Bunun ikisini de yok sayın. Yani şöyle düşünün. Bunu yok sayın. Bunu da yok sayın. Allahu, Allah diledi. En Allahu yusmi'ani ba'de kavli oldu. Eni de şeyden dolayı atalım. Ebenin kalıntısı çünkü. İkisini niye kaldırdık? İki olumsuz ya. Gittiler bunlar. Yani birbirini naksettiler. Allahu yusmi'ani ba'de kavli. Allah sözlerinin bazı bir kısmını anlamındadır burada ba'de kavli. Sözlerinin bir kısmını bana dinlettirdi. Peki hocam, onu sen sildin de o zaman niye yazdılar? Çünkü cümle şöyle kullanılıyor arkadaşlar. Allah onun bazı sözlerini bana dinlettirmekten başka bir şey kabul etmedi. Yani cümle mantıksız ama böyle dönüştürebiliyoruz Türkçe'ye. Daha iyi, güzel bir cümle kurulamaz mı? Kurulur. Allah illaki onun sözünü bana duyurttu, işittirdi. Bu yani illaki işittirdi şart. Cümle bunu, bu anlamı veriyor, yani iki olumsuzun kullanması. Hani mesela diyorsun ya, la yakbelu illa en yektub. Yazmaktan başka bir şey kabul etmedi. Mesela böyle bir ifadede olduğu gibi. Kale, diyor ki, fesemi'tu kelamen hasenen. Güzel bir söz duydum. Kale, fekultu fi nefsi. Kendi kendime dedim ki, vallahi inni le raculun lebib. Ben zeki bir adamım. Şairun. Şairim de, ma yakhfa alayya'l hasan min el kabih, yani iyi kötüden gizli kalmaz benim için, alayya, benim açımdan. Yakhfa yani khafa, burada yakhfa gizli kalmak. Fema yemnauni, nedir bana engel oluyor, en esma, dinlememe, min hazer racul, bu adamdan dinlememe, ma yaqul, ne dediklerini, bu adamdan ne dediklerini dinlememe bile neyi engel oluyor? فَاِنْكَانْ اَلَّذ۪ي يَأْت۪ي بِه۪ getirdiği şey eğer فَاِنْكَانْ حَسَنًا güzelse قَبِلْتُهُ
Kabul ederim. Ve in kana kabihan teraktuhu. Kötüyse de bırakırım. Kale fe mekestu. Mekese bekiye ile eş anlam. Bekitu kaldım. Hatta insarafa ta ayrıldı Resulullah ile beytihi evine sallallahu aleyhi ve sellem. Fettebe'tuhu ben de ona takıldım. İttebe'a peşinden gitmek, peşinden gittim. Hatta izâ dehale beytehu dehaltu aleyhi. Eve girdiğinde ben de yanına girdim. Dehaltu aleyhi yanına girmek. Fekultu dedim ki ya Muhammed inne kavmek senin kavmin kad kalu li keze ve keze. Bana şöyle şöyle dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Lillezi kalu parantezi o söyledikleri şeyleri dedim. Fevallahi ma berihu bu ma zale ile eş anlamdır. Ma berihu yuhavifun yani beni korkutmaya devam ettiler. Emrak senin işinden korkutmaya. Min emrik gibi düşünebiliriz. Yuhavifune ni emrake. Beni senin işinle, senin durumunla ilgili olarak korkutmaya devam ettiler. Hatta o kadar ki sedettu uzuneyye. Kulaklarımı kapadım bi kutnin. Pamukla. Set de şu Türkçedeki kelime set var ya, set çekmek. Aynı. Li elle, li en le esma. Ta ki duymayayım senin sözünü. Kavlek. Sümme eballahu illa en yusmi'ani kavlek. Sonra Allah senin sözünü duymamı istedi. Az yukarıda geçtiği haliyle benzer durum. Fesemi'tu kavlen hasenen. Ve ben güzel bir söz duydum. Fe'arida aleyye emrak. Yani senin bu işi bana bir arz eder misin? Ya da bana bir arz et. Bu burada emir tabii de arkadaşlar. Bu ama emirler cümleye göre, yerine göre. Emir oluyor yerine göre eder misin anlamında yumuşatılmış bir cümle olabiliyor. Şöyle yapsam tamam görünme. Şurada kaldık. Kale fe'arada aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam. Bana İslam'ı arz etti. Ve tele aleyye. Bana okudu el-Kur'an. Tele yetlu tilaveten. Tilavet Türkçe'de var zaten biliyorsunuz. Sele vallahi yemin ederim ki ma semi'tu duymadım kavlen ehsene minhu. Ondan daha güzel bir söz duymadım. Kat kesinlikle. Ondan daha güzel bir söz duymadım. Ve la emran a'dele minhu. Ondan daha adil bir işte ya da yani daha dengeli bir işte duymadım. Ölçülü diyelim biz buna. Fe eslemtu Müslüman oldum. Ve şehittu şehadetel hak. Kelime-i şehadet getirdim anlamına mı diyelim ya da hak şehadeti getirdim. Ve kult dedim ki ya Nebiyallah inni imru'un muta'un. Ben itaat edilen bir adamım. İnni imru'un. İmru'un imra'etün müennes. İmru'un müzekker biliyorsunuz. Adam demek. Muta'un. Kendisine itaat edilen. Etta'a yuti'u. Muti'un. İsmi fail. Muta'un. İtaat edilen demek. Fi kavmi. Kavmim arasında ben itaat edilen kimseyim. Ve ene raci'un ileyhim. Erci'u ileyhim. Onlara dönüyorum. Ve da'ihim ilel İslam. Ve onları İslam'a davet ediyorum. Fedu'ullâhe. Allah'a dua et en yec'ale li ayeten. Benim için bir ayet, bir şey ne diyelim, bir işaret oluştursun ya da yaratsın. Yec'ale için böyle diyebiliriz. Tekunu li aunen. Ki bu işaret benim için yardımcı olsun. Aslında ayeten nekre gelmiş ya. Tekunu li aunen onun sıfatıdır. Bana yardımcı olacak bir işaret yaratsın. Ne için yardım edecek? Aleyhim, onlara karşı yardım edecek. Fî me edûhum ileyhi. Onları davet ettiğim hususta. Burada fi o hususta, o mevzuda gibi anlam veriyor. Fekal. Allahümme ceal lehu ayet. Allah'ım onun için bir işaret halk et diye dua etti. Fekharecitu. Çıktım kavmime. Hatta izâ kuntu bi seniyetin.
Ta bir tepeye geldiğim zaman, seniye tepe demek, tutli'uni alel hadir. Bu atla'a yutli'u arkadaşlar, yukarı hakim bir konumdan aşağı doğru bakmak için söylenir. Yani bu tepe beni böyle hakim bir konumdan benim bakmamı sağlıyordu. Nereye? Alel hadir. Oradaki hazır bulunanlar, yani sakinler. Vaka'a nurun. Hatta izâ kuntu bi seni, işte bu tepeye vardığımda vaka'a nurun. Nur vuku buldu, yerleşti yani. Beyne ayneyye, iki gözümün arasında. Mislu el misbah, bir lamba gibi. Fakult, dedim ki, Allahümme fi gayri veci, Allah'ım yüzüm dışında bir yere. İnni ahşa, ben korkarım. En yazunnu enneha, sanmalarından korkarım. Ya da korkarım ki sansınlar. Böyle de düşünebiliriz. O zaman bu ene ki anlam veririz. Normalde en yazunluğunu mastar ediyor. Sanmalarından korkarım oluyor bu durumda. Enneha musletün, onun müsle olduğunu sanmalarından korkarım. Müsle arkadaşlar bir ceza türüdür. Sanırım olumsuz bir cezadır aynı zamanda. Yani pek de şeyin fıkhın şey yapmadığı ya da türüne göre bir kısmını kabul etmediği ceza türü ne biliyor musunuz? Hani vücuttan parçayı kesmek ya da vücudun bir uzvuna zarar vermek suretiyle yapılan ceza için musletün deniyor. Peki bu kelime niye böyle bir anlam kazanıyor? Yani benim tahminim misal olsun diye, örnek olsun başkalarına diye verilen ceza türü olduğu için buna musletün denmiş. Vakaat fi vecihi, benim yüzümde vuku bulmuş bir müsle sanmasınlar, ceza sanmasınlar. Lifiraki dinimi terk etmem sebebiyle putperestliği kastediyor. Fetehavvele en nur fevaka'a fi ra'si saltı. Tehavvele dönüştü, değişti yani. Bu nur fevaka'a fi ra'si saltı. Salt kırbaç demek. Elindeki kırbaçın ucuna vuku bulmuş, oraya yerleşmiş. Fecaalel hadiru yeteraevne. Cealel hadir yeteraevne. Bu ceale siz bedeye gibi düşünün. Orada bulunanlar görmeye başladılar. Zeliken nur. Bu nuru. Fi savti, benim kırbacımda. Ne gibi? Kel kandili. Kandil gibi. Lamba gibi. El muallak, asılı olan lamba. Ve ene ehbita ileyhim. Ben ehbitu düzelttim. Ben de onlara inerken bunlar bu görmeye başlamışlar. Miyesseniye, tepeden. Biliyorsunuz şöyle. Ve ene ehbitu, burada hal cümlesi bir öncekini o şekilde bağlanıyor. Kale, dedi ki, tallahi yemin ederim ci'tuhum hat, ya ben nereye yemin ederim diye okudum ki tallahi diye, yanlış okudum. Kale, hatta ci'tuhum, ta onlara vardığımda fesbahtu fihim, ve aralarında olduğum zaman, he, öncekini nasıl bağlarız, dikkat dağınıklığı yaşadım burada. Ta onlara varıp onların arasına gidince, tabii ki arkadaşlar metin aslında büyük metinden kısaltma olduğu için bazen böyle tam birbirini tamamlamıyormuş gibi görünebilir. Ama anlaşıldı. Kale felemme nezeltu, varınca, nezeltu inmek arkadaşlar. Nezele inmek ama konaklamak oluyor ya da varacağı yere varmak anlamını oluyor. Felemme nezeltu etani ebi, eve vardığımda babam bana geldi. Ete ce ile eş anlam, nezele ise inmektir. Attan indiği, ama bunu mecaz, bu şekilde bunu mecazen neye söylüyorlar? Evine varmak. Çünkü evine vardığında attan iniyor, evine yerleşiyor ya. Ve kâne şeyhan kebîran, yaşlı birisiydi. Kultu, dedim ki, ileyke anni, benden uzak dur. İleyke anni, bu bir böyle bir kalıp ifadedir arkadaşlar. İbtaid anni anlamına geliyor. İbtaid, uzaklaş benden. Ya ebeti, babacığım. Felestu minke ve leste minni. Ben senden değilim, sen de benden değilsin. Kale velime ya buneyye. Niçin yavrum? Kale kultu, diyor ki, dedim ki, eslemtu, Müslüman oldum.
ve tabe'tu dine Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin dinine uydum. Kale, ey buneyye, ey yavrum, fe dini dinuk, benim dinim senin dinindir. Fe zehebe, gitti, fagtesele, yıkandı, ve tahhara siyabehu, elbiselerini temizledi, sümme ce'e, geldi bana, fe arattu aleyhi el İslam, ona İslam'ı arz ettim, fe esleme, Müslüman oldu. Sümme etetni zevceti, sonra eşim geldi, hanımım, fe kultu, dedim ki, ileyki anni, benden uzak dur, felestu minki ve lesti minni. Bu az önceki cümlenin aynısı. Ben senden değilim, sen de benden. Kalet lime, yani limeze. Niçin dedi? Bi ebi ente ve ummi. Bu böyle bir deyimdir arkadaşlar. Bi ebi ent, yani ve ummi. Sana, annem babam sana kurban olsun anlamında. Kultu, dedim ki, ferraka beyni ve beynekel İslam. İslam benimle senin aramı ayırdı. Ve tabi'tu dine Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, dinine tabi oldum Efendimizin. Kalet, dedi ki, fe dini dinuk, benim dinim ve senin dinindir. Kultu, fezhebi, git, fe tetahhiri, temizlen. Fezhebet, feteselet, gitti, yıkandı, sümme ce'et, ondan sonra geldi. Fe arattu aleyhe el İslam, ona İslam'ı arz ettim. Fe eslemet, Müslüman oldu. Sümme da'a kavmehu, sonra kavmini davet etti. Fe eslemu, onlar da Müslüman oldular. Evet, takip ettiğin, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.